Respect Servis YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Respect Servis'in bilinen yüzü Ahmet'le karşınızdayız. Instagram adreslerimizden, Facebook adresimizden, YouTube adresimizden, iletişim adreslerimizden bize sorduğunuz soruları derledik. Ahmet'in önündeki kavanoza koyduk. Bu kavanozdaki soruları Ahmet birazdan teker teker sizler için cevaplayacak. Sıkça sorulan sorular üzerinden gittik. Ahmet, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sorular kavanozda. Evet. Söz sende. Merakla bekliyoruz. Bakalım, karıştırıyorum. İlk sorumuz. Respect Servis Türkiye'ye neden güvenmeliyim? Evet, sık soruların en başlarında gelenlerden. Respect Servis 21 yıldır bu hizmeti vermektedir. 6 ülke, 8 ofiste. Türkiye ofisi özelinden gidersek arkasında önemli muteber firmalardan Seja Ceramik ve Best Investment iştirakıdır. Hem bu firmalar hem de Respect Servis'in dünya çapında uzun süredir bu görevi başarıyla ifa etmesi onu güvenilir firmaların içerisine yer almasına neden olmaktadır. Ayrıca şöyle bir durum, Respect Servis 21 yıldır dosyası iade olmayan ve olmamasıyla övünen bir firmadır. Bu durumda tabii ki müşterilerle sıkı ilişkiler kurması ve birçok noktada önemli adımlar atması ile ilgili bir durumdur. Ahmet Bey, ben size şimdi bir soru soracağım. Lütfen. Respect Servis şimdi genel olarak biz de gelen soruları görüyoruz. Yabancı menşeli bir firma olduğu için burada aslında Türkiye'de de yeni kurulduğundan tam olarak bir referans geçmiyor. Evet. Buradaki iştiraklar esasında güveni sağlayacak firmalardan biri olduğunu sizden dinlerken öngördüm. Evet. Seycan Serami firması çünkü yaklaşık 30 yıldır sektörün liderlerinden olan bir firma. Burada güven noktasında sıkıntı yaşayanlar Seycan Serami'yi de araştırabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Doğru anladık, değil mi? Evet, Seycan Serami'yi araştırabilir. Best Investment yine muteber dış ticaret işlemlerini yapan dış ticaret firmalarından biridir. Bu firmaların kurucuları yine bu iştirakın içerisinde yer almaktadır. Saydığımız firmalar hem muteber hem de yıllardır tanınan firmalar olarak öne çıkmaktadır. Açıklayıcı cevabınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Buyurun. Evet, iki diğer soruya geçelim. Şampiyonlar Ligi Fransa karıştırma gibi Evet, Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi aslında Schengen bölgesi dediğimiz Avrupa bölgesine Schengen bölgesi denmektedir. Bunun vizesine de Schengen vizesi adı verilmektedir. Respect Servis'in verdiği ülkeler Saint Lucia ve Dominik vatandaşlığıdır. İki ülkede hem Schengen bölgesi hem İngiltere bölgesine vize serbestisi, bunun yanında 140 ülkeye vize serbestisi sağlamaktadır. Diğer soruya geçiyorum. İkisi birbirine girmiş. Evet. Respect Servis'le nasıl kolay vize alırım? Respect Servis'le aslında Saint Lucia ve Dominik vatandaşlığı alıyorsunuz. Bu ilgili ülkeler Commonwealth, yani İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı. Bunun hasebiyle birçok ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorsunuz. Bu süreçte biz size müşteri danışmanı atayıp süreci gerekli belgeler alındıktan sonra 3 ila 6 ay arasında vatandaşlığı edinmiş oluyorsunuz. Akabinde bir dünya vatandaşı oluyorsunuz neredeyse. 140'ı aşkın ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorsunuz. Valizinizi toplayıp giriş yapabildiğiniz ülkelere herhangi bir vize işlemi gerekmeden, konsolosluğa gitmenize gerek olmadan giriş yapabiliyorsunuz. Evet, diğer soruya geçelim. Kimlere vize verilmez? Kimlere vize verilmez? Bu genel olarak, tabii onunla ilgili soru var mı bilmiyorum. Şu an Senusya ve bizim Respect Servis firmasının üzerinde düşündüğümüzde adli sicil kaydınızla ilgili bir sıkıntı varsa, onun dışında gelirinizi belgelendirmeniz gerekiyor. Bu kısımla alakalı şunu merak ettim. Burada bir gelir sınırım var. Örnek veriyorum, benim aylık gelirim 15.000 lira. Ben o zaman gidemiyor muyum? Hayır, hayır. O şekilde değil. Aylık bu bir kredi gibi bir durum değil. Sizin ödemeniz gereken tutar, örneğin Saint Lucia'da 80.000 dolar, Dominik'te 110.000 dolar. Onun dışında takribiyle 100-150 bin dolar bankada bir mevduatınızın bulunması gerekiyor. Öyle bir sınır var o zaman. Tabii. Yani, bankada takribi 100-150 bin dolar diyebiliriz buna. Ama kimi zaman gayrimenkulünüzü gösterebiliyorsunuz burada. O da onun içerisine çözüm yöntemlerinden bir tanesi. Evet. Yine şu önemli bir husus. Suriye vatandaşı, Afganistan vatandaşı veya Rus vatandaşı olabilirsiniz. Gelirinizi o ülkede değil, o ülkelerin dışında bir yerde belgelendirmeniz gerekiyor. Yani ticaretinizi örneğin Türkiye'de veya Fransa'da veya Cezayir'de yapıyorsunuz. Oranın banka ekstrelerini bizim dosyaya almamız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir engel teşkil eden durum yok. Geri geldiği için soracağım. Rakamları zikrettiniz. Evet. 80.000 dolarla 100.000 dolar dediniz. Doğru. Bunu biz Respect Service'e mi veriyoruz? Respect Service mi bizden 80.000 dolar ya da 100.000 dolar oluyor? Şöyle, evet. Bu bahsettiğimiz tutarlara bizi vekalet atıyorsunuz. Biz o ülkelerin, Saint Lucia ve Dominik ülkelerinin yetkilendirdiği kurumların içindeyiz. Ülke tarafından yetkilendirilmiş kurumlardanız. Biz sizin vekaletinizle işlem yapıyoruz. Siz bize parayı verip bizim kanalımızla o ülkenin kalkınma fonlarına bağış yapıyorsunuz. Yani önce bize veriyorsunuz, bizim kanalımızda o ülkeye yatırım yapılıyor. Anladım. Sizin bu tutarın içinde bir hizmet bedeliniz var. Aslında paranın çoğu o ülkelere gidiyor. Kesinlikle. O tutarlar, o dekontlar, bunlar tamamen çerçeve sözleşmelerinde zaten belirtilen, siz ve avukatlarınızla birlikte kontrol edebileceğiniz hususlar. Ayrıca siz, kardeşim hem oradan soracaksanız bunları neden getirdiniz? Ya bunlar gelecekse siz neden o kadar soruyorsunuz? O da beni meraklandıran bir husus oldu. Ahmet Bey, şu şekilde sizi dinledikçe ufkumuz açılıyor. Çok güzel. Tabii ki yani bunlarla sınırlı kalmayalım. Anlattıklarınız yani tekrar bize sorular oluşturdu. Onun da içinde olmadığını bildiğim için sormak istiyoruz tekrardan. Çok iyi. Devam ediyorum. Kimlere bize verilmez diye geçtik. Evet. Oturum veya çalışma izni alabilir miyim? Muhteşem bir soru. Çok sık karşılaşıyoruz. Yok. Geçen gün siz de bununla ilgili kendi işinizde bir video çekmiştiniz. Ehliyet kapımda ki de alabiliriz buraya. Joker elemanla ilgili bir videonu çok beğenmiştim. Yok. Bizde de yok. Çalışma izni, oturum izni yok. Bu biz sadece vatandaşlık veriyoruz. Bunlarla ilgili hizmetimiz henüz olmadı. İleride olur mu bilemiyoruz ama şu an yok. Ahmet Bey, zannediyor musunuz ki bundan sonra size oturum izni ya da çalışma izniyle ilgili soru gelmeyecek? Değil mi? Sizin gönderinizin altında bile sorulmuştur kuvvetle muhtemelen. Evet. Joker eleman bir yerimize sınava girecek var mı diye. Şimdi diğer soruya geçelim. Schengen bölgesi ve İngiltere'ye vizesiz giriş için ne kadar ödemeliyim? Sen Rusya için 80.000 dolar, Dominik için 109.000 dolar. Şöyle, ailenizle birlikte başvurduğunuzda siz, eşiniz, iki kişi başı 80.000 dolar değil, toplamda 95.000 dolar veriyorsunuz. Bu önemli bir indirim sağlıyor, önemli bir indirim var. Dominik'te de siz, eşiniz 109.000 dolar değil, toplamda 120.000 dolar. Çocuğunuz olduğunda da siz, eşiniz ve çocuğunuz, Saint Lucia'da 100.000 dolar, Dominik'te 123.400 dolar. Tutarlar bu şekilde, 2023'ün güncel tutarları. Evet, diğer soruya geçtik. İngiltere'den vize reddi aldım, vatandaşlık başvurusu yapabilir miyim? İngiltere'den vize reddi aldığınızda Saint Lucia'ya vatandaşlık başvurusu yapamıyorsunuz. Yani 80.000 dolar görece daha uygun fiyatlı olan ülkeye değil de Dominik'e başvuru yapabiliyorsunuz. Onun fiyatı 110.000 dolar. Böyle bir durum var. Vize reddi yememeye çalışın. Şu sıralar neden vizeler reddediliyor? Neden reddediliyor? Seçimlerle mi alakalı? Şöyle, aslında birçok etken var. Buna siyasi etkenlerden bahsedebiliriz, ekonomik etkenler ve pandemi ile ilgili de zaten daha inceleyip sık dokuyor ülkeler. Geçen Almanya'nın açıklaması bu yöndeydi. Ama daha ziyade ülkemizde önemli bir göçmen nüfusu da var. Burayı bir transfer noktası olarak görebiliyor Avrupa. O nedenle hatta kimi sanatçılar, aktörler, onların bile vizesi reddedilebiliyor. Şu sıra bu büyük bir problem. Respect Service bunların aşılması için önemli bir destek noktası şu an. Onun dışında birçok etken var yani. O hususta tek bir şeyi söyleyemeyiz ve ne zaman sonuçlanır bilemeyiz de. Deriz en kısa sürede sonuçlanır. Evet, galiba son sorumuza geçiyoruz. Vatandaşlık verdiğiniz ülke isimlerini hiç duymadım. Nasıl güveneceğim? Vatandaşlık verdiğimiz ülkeler Karayip bölgesi ülkeleri. Şu an Saint Lucia ve Dominik özelinde daha yoğunlaşmış durumdayız. Saint Lucia, Saint Kitts, Sen Nevis, Dominik. Dominik Cumhuriyeti'ni biz biliyoruz Survivor'dan dolayı. Aslında o bölgede bulunan ülkeler. Tamam, İngiliz Milletler Topluluğu dediğimiz Commonwealth. Ona bağlı. Evet, soruna geldik. Gelmedik, 9 soru cevapladınız. Evet. Uzatmaları da olabilir. Siz daha soru soracak mısınız? Şöyle tek bir soru soracağım. Dünya vatandaşlığını almayan kişiler ne sıkıntılar çekiyor? Ben almadım bu dünya vatandaşlığını. Param var, normal vize almaya çalışıyorum. Amerika'ya gitmek istiyorum, İngiltere'ye gitmek istiyorum. Karşıma ne sıkıntılar çıkıyor ki ben buraya ihtiyaç duyuyorum? Tamamen zaman kaybı. Yani zaman kaybının dışında, zaman kaybının akabinde alamıyorsunuz da. Yani işinizi halledemiyorsunuz. Örneğin Amerika'ya bir fuara gideceksiniz veya Avrupa'ya fuara gideceksiniz. Bu arada Amerika'ya vize serbestisi yok. Vizesiz giriş yapamıyorsunuz. Bizim pasaportta onu geçmedik. Avrupa ve İngiltere var. Dominik'te de Çin, Hong Kong oraya giriş yapabiliyoruz. Amerika bunlara dahil değil. O yüzden doğru örnek verelim. Ama Amerika'ya vize almak dünya vatandaşı olduktan sonra daha mı kolay? Kesinlikle daha kolay. Yani kısa bir süreçte sonuçlanıyor. Dünya vatandaşı olmamanın dezavantajı dediğiniz, yani sizin durumunuz değil, çok Türkiye'den dışarı çıkmayan biriyseniz olmamanız size herhangi bir şey kaybettirmeyecek. Burada aile faktörü önemli bir de galiba. Aile faktörü önemli zaten. Kendini alabiliyorsun ama aileni alamıyorsun. Evet. Bizim müşterilerimizin çoğu zaten vize problemi yaşamayan iş adamları. Ama bunlar çocuğu ve eşi için genelde tercih ediyorlar. Zaten onların var. Schengen vizesi, Avrupa vizesi, İngiltere vizesi. Ama çocukları için daha hızlıca adım atabilmek için, hızlıca hareket edebilmek için Respect Services tercih ediyorlar. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendirici bir video oldu. Ben teşekkür ederim. Anlatabildik kendimizi ve Respect Services'i. Tekrardan görüşmek üzere.